Merhaba Cycling TR. 49. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Antalya startındayız. Üçüncü etap başlıyor, Kraliçe etabı. Dün kaotik bir kaza yaşanmıştı ve sıcağı sıcağına sizinle haberleri paylaşmıştık. Yazarımız yanımızda sağlık ekibinden Sedat Yantıralı, doçent doktor Sedat Yantıralı. Merhaba Sedat Bey. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkürler. Nasıldı dünkü kaza sonrası yaşananlar? Dün de gördüğünüz gibi yaklaşık bir 15-20 tane bisikletçi aynı anda bir kazaya maruz kaldılar. Bitişe yakın oldu, yaklaşık evet. 300 metre kadar kalmıştı ve çok hızlılardı. 70-80 gibi bir hız varken birdenbire bir düşme meydana geldi. Biz doktor ekibi olarak arka kısımdaydık ve düşme anını görmedik. Ama tabii ekip birdenbire durunca biz kaza olduğunu anladık ve tabii ki araçlardan çıkıp kazaya müdahale ettik. Kaza yerine vardığımızda gerçekten tablo çok vahimdi. Yaklaşık 15 tane bisikletçi yerlerdeydi. Çeşitli yaralanmalar vardı. Tabii hızlı bir şekilde müdahale edip hastaneye gitmesi gerekenleri ayırdık ve onları 112 ambulanslarıyla ve kendi destekçi ambulanslarımızla birlikte hastaneye götürdük ve diğer ufak tefek sıyırık gibi cilt problemleri, yumuşak doku travmalarına da onları da şeyde sahada müdahale edip halledebildik. Onun dışında yine akşam da otelde kalan sporculara da yine odalarına gidip kendilerine tıbbi hizmet sunduk ve bu olayı o şekilde halledebildik. 3 tane sporcuda ciddi yaralanma tespit edildi. Bu 3 sporcu maalesef bugün yarışamayacaklar ve 3 eksikle yarış devam edecek. Blanco takımından Theo Bos ve Mark Renshaw'un maalesef parçalı köprücük kırığı. İki sporcunun omuz yaralanması vardı. Bir tanesinde parçalı köprücük kemiğinde kırılma oldu. Diğer sporcuda da iman tahtasıyla köprücük kemiğinde ciddi bir ayrılma tespit edildi. Ve Theo Bos'ta da uyluk kaslarında kanama ve tendonlarında yırtık tespit edildi. Ve sonuçta bu üçü de maalesef yarışa devam edemeyecekler. Blanco iki yıldız ismini bugün kaybetti. Theo Bos'un start alamaması İstanbul'daki finish için en büyük favorilerinin ayrılmasıyla devam edecek. Tabii takım için, Blanco Cycling Team için çok büyük bir kayıp söz konusu oldu. Yanımızda Ömer Bey var. Ömer Bey, kaça kadar sürdü sizin tedavi ve takibiniz? Hastaneye götürmemiz, hastane içerisindeki tıbbi müdahaleler ve en son otele bırakmamız, akşam 10'da otellerine bırakmıştık. En son bütün tıbbi müdahaleleri yapılmış, stabil halde. Hani kendileri çok sağlıklı olmasalar ama yine de ilk hallerinden çok çok iyi bir şekilde otellerine bıraktık. Saat akşam 10 gibi bıraktık. Sağlık ekibimiz yine hızlı müdahale etti. Geçen yıllarda da artık tecrübe edindik bu sprint kazalarından. Siz zaten çok güzel yazmışsınız. Sprint geliyor ve çok yüksek hıza ulaşılıyor. Finişe doğru tekrar kaza olabilir diye eldivenleri taktık, hazır bekliyorduk. Biz esasında iki gündür rahattık dün finişe kadar. Çok büyük bir tıbbi problem meydana gelmedi. Fakat tabii biz hissediyorduk, yani o şehire Antalya'ya girişte çok hızlandı bisikletçiler, böyle 70 gibi bir hız, böyle adrenalin yükseldi falan. Hani o an kaza oldu olacak diye beklerken birdenbire tabii biz kazayla karşı karşıya kaldık ama olabileceğini tahmin ettiğimiz için ve daha önceden de hazırlıklı olduğumuz için çok bir büyük bir problem yaşamadık ve biz müdahale ettik. Esasında bu kadar büyük kaza çok da sık rastlanan bir şey değil. Yani bisiklet tarihinde de çok fazla bu kadar büyük kaza yok. Çünkü aynı anda 30 bisikletçi birden falan şey yaptı, düştü. 15 tane falan aynı anda yaralıyla meydana karşı karşıya kaldık. Fakat işte 3 ambulansımız vardı. 2 tane motorize ekibimiz vardı. 5 doktor, 10 küsür de sağlık ekibimiz vardı. Biz çok zorlanmadan olayı halledebildik. Okey, çok teşekkür ederiz. Çok mersi. İyi günler. Kazasız belasız yarışın devam etmesini diliyoruz tabii ki. Umuyoruz. Biz çalışmak isteriz ama tabii kazasız belasız gitmesi temennimiz. Evet, kesin. Sağ olun, teşekkürler.